Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Öncelikle yazmamı göstereyim. Şöyle ortası boş ama kenarları böyle iri çiçekli bir yazmam var arkadaşlar. Şu şekilde de gösterebilirim. Şöyle ortası boş iri çiçekli bir yazmaya sahibim. Şimdi Hangi renkleri kullanacağım? Bunlar çiçeğini andıran rengi ve bu moru kullanacağım arkadaşlar. Hemen numaralarını söyleyelim. Morumuz altın başak 063 numara. 063 numara. Bunun da üzgünüm arkadaşlar. Sanırım nar çiçeği diye geçiyordu. Leylak markası. E, şeyi gitmiş kağıdı. 118 numara yeşilimde. Yeşilimde aslında gayet uyumlu. Burada biraz e, şuralarıyla şu noktalarla güzel uyumlu bakın şöyle bir arkadaşa yazmış ki hep aynı ton yeşili kullanıyorsunuz ee, işte yazman içindeki mesela yeşil nasılsa o tonu kullanıyorum genellikle de koyu tonu kullanıyorum mesela burada bir yazmam var bakın bunun yeşili böyle mesela ben buna da bu, bu, bu şekilde bir yeşil kullanıyorum yani uygununu kullanmaya gayret ediyorum arkadaşlar aynı ton kullanmıyorum yani kul en çok kullandığım bir ton var yazmamın içindeki yeşiller de hep ona benziyor 699 numara leylak markası koyu yeşil ne kadar konuştum yine hemen hemen oraya geçelim ee, bu çok fazla istek geldi son günlerde bilmiyorum neden Mina ablam da istedi hatta bu motiflerin yapımını ve eklenti kısmını anlatacağım sizlere Şimdi morla yapacağız. Aslında morla gösterebilir miyim? Koyu renk ya biraz. Bir bakalım şöyle şimdi. Sıkıntı olursa eğer nar çiçeğiyle yaparız. Hani sıradaki renk mor. Aslında bu bir tunus tekniğiyle yapılan model arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Motifleri o şekilde. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Hemen kamera açımı yukarı çektim. ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir çektim. 10 adet zincirimi 1 2 3 4 5. zincirde kapatıyorum. 10 adet zincirimi 5. zincirde yani yarısında kapatıp buraya bir pimpirim yapıyoruz. Kapattık, battık, kapattık. Bakın bu şekilde. Şimdi yandaki zincire batıyorum. İpin ucunu alıp dibinde bir adet zincir çekiyorum. 2 oldu ilmeğim. Hemen yandaki zincire batıyorum. İpin ucunu aldım. Dibinde çektim. 3. Yandaki zincire batıyorum. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 4 oldu ilmeğim. Hemen yandaki zincirde battım. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. Toplamda 5 adet ilmeğim oluştu burada. Şimdi inşallah güzel gözüküyordur. İpin ucunu aldım. Kapatarak geriye gidiyorum. Ama 2-2 kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın. İpin ucunu aldım. 2 ilmeğimi kapattım. Tekrar ipin ucunu alıp 2 ilmeğimi kapattım. Tekrar ipin ucunu alıp 2 ilmeğimi kapattım ve tekrar ipin ucunu alıp 2 ilmeğimi kapattım. 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. İlk yuvaya girdim ve kapattım 5 adet zincirimi. Aynı yuva içerisine giriyorum. İpin ucunu alıp 1 zincir çekiyorum. Yani burada bir ilmek daha edindik. Aynı 5 zinciri kapattığım noktada. Şimdi hemen yandaki yuvaya giriyorum. ipin ucunu alıyorum. Bir adet zincir çekiyorum dibinde. Hemen yandaki yuvaya giriyorum. ipin ucunu alıp bir adet zincir. Son yuvama giriyorum. ipin ucunu alıp bir adet zincir. Yine 2, 3 ve 5 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi ikişer ikişer geriye gidiyoruz arkadaşlar. İki çektim. İki çektim. İki çektim ve iki çektim. Bir, iki, üç, dört, beş adet zincir. İlk yuva içerisine girdim ve kapattım. Aynı yuva içerisine girip ipin ucunu aldım. Bir ilmek çektim. İlmek edindim. Zincir çekip dibinde. Yandaki yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Bir adet zincir çektim dibinde. Yandaki yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Bir adet zincir çektim dibinde. Son yuvama girdim. ipin ucunu aldım. Bir adet zincir çektim dibinde. Yine 5 adet ilmeğimiz oluştu. İpin ucunu aldım. 2 kapattım. İpin ucunu aldım. 2 kapattım. İpin ucunu aldım. 2 kapattım ve 2 kapattım. 5 adet zincir çekiyorum. İlk başladığım bakın şu yuvaya yani ilk yuvaya giriyorum kapatıyorum pimpirim aynı yuva içerisine giriyorum ipin ucunu alıp dibinde bir zincir yandaki yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp dibinde bir zincir yandaki yuvaya girdim ipin ucunu al, dibinde bir zincir son yuvama girdim ipin ucunu aldım dibinde bir adet zincir çekiyorum aldığım ilmeğe bakın yine beş tane ilmeğimiz var. Bu 5 ilmeğimiz hiç eksilmeyecek. 2 çektim geriye. iki tane kapattım. İpin ucunu aldım. iki kapattım. İpin ucunu aldım. iki kapattım. 5 adet zincir. İlk yuvama girdim. 5 adet zincirimi kapattım. Aynı yuva içerisine girip ipin ucunu aldım. Dibinde bir adet zincir çektim. Bakın böyle iki tane ilmeğimiz oluştu yani. Yandaki yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim 3. Yandaki yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim 4. Son yuvama girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim 5. İpin ucunu aldım. 2'şer 2'şer kapatıp geriye gidiyorum 2. İpin ucunu al 2. İpin ucunu al 2. İpin ucunu al 2 geriye gittim. 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim. İlk yuvaya girdim ve kapattım. Aynı yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. Aynı yuvadan bir ilmek aldık. Pimpiri kapattığımız yuvadan. Yanındaki yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde bir adet zincir. Dört. Son yuvama da giriyorum. Kenar yuvama. İpin ucunu alıyorum. Dibinde bir adet zincir. Beş. İpin ucunu aldım. iki çektim. İpin ucunu aldım. iki çektim. ipin ucunu aldım 2 2 çektim 1 2 3 4 5 adet zincir ilk başta ilk baş yuvaya girdim kapattım aynı yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım dibinde bir adet zincir 2 oldu ilmeğim yandaki yuvaya girdim bir adet zincir 3 yandaki yuvaya girdim bir adet zincir kenardaki şu son yuvama giriyorum ipin ucunu alıp bir adet zincir çekiyorum yine 5 ilmeği iki kapattım iki kapattım iki kapattım iki kapattım Şuradaki pimpirik sayımız 14 tane olana kadar bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar bakın 2 3 4 5 6 7 oldu tam yarısı 5 adet zincir ilk yuvaya girdim kapattım hemen aynı yuvaya girip bir adet zincir çekiyorum 2 Yandaki yuvaya girdim. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Bir adet zincir dibinde 3. Yandaki yuvada bir adet zincir dibinde. Son yuvamda ipin ucunu aldım. Dibinde bir adet zincir. 2 çekiyorum. Geriye 2 çekiyorum. 2, 2. 5 adet zincir. İlk yuvaya girdim. 5 adet zincirimi kapattım. Hemen aynı yuvaya girdim. 1 adet ilmek alıp dibinde zincir çektim. 2. Yandaki yuvaya girdim bir adet ilmek aldım dibinde zincir çektim 3 diğerine girdim bir adet ilmek aldım zincir çektim sonuncuya girdim bir adet ilmek aldım zincir çektim 5 tane ilmeğimiz var yine 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 çektim kapattım geriye gittim 5 adet zincir çektim ilk yuvaya girdim kapattım aynı yuva içerisinde bir adet ilmek alıp zincir çektim dibinde yandaki yuvaya giriyorum ilmek alıyorum dibinde zincir çekiyorum yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim son yuvama girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim şimdi ilmeklerim ikişer ikişer kapatıp geriye gidiyorum 2 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir ilk baş yuvada kapattım aynı yuvaya girdim ipin ucunu alıp bir ilmek ettim 5 zinciri kapattım yuva yanındaki yuvadan ilmek al dibinde zincir çek 4 ve son yuvamız dipteki ilmek al dibinde zincir çek ilmeklerime geriye 2 2 kapatıp gidiyorum 2 2 2 2 4 6 8 10 11 olmuş. 14 tane olana kadar bu işlemi yapalım. Toplamda 14 tane pimpirikli böyle tunusumuz oldu arkadaşlar. Bakın şöyle şu kenardaki pimpirik sayısı. Şu 5 zincir çektiğimiz nokta 14 tane oldu. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. Yine ilk yuvaya kapatıyorum. Bu da 15. oluyor. Ama bu sefer ilmek toplamayacağız. Kenardan ineceğiz arkadaşlar. Yani bir alt sıraya e, yuvaya girdim. Sık iğne yaptım, kapattım. Bir alta girdim. Sık iğne kapattım. En alttaki yuvada sık iğne kapattım. Alt kısma inmiş olduk gördüğünüz gibi. Burası pimpirikli kısmımız, üst kısmımız. Sık iğneyle indik. Yani ilmek toplayıp geriye gitmiyoruz artık. 15. pimpiriğimizi bu şekilde indik. Şimdi ilmeğim şöyle şu şekil uzattım. Başına bir aldım. Hemen yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım, aynı boy uzattım. Başına bir aldım. Yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım, aynı boy uzattım. Başına bir aldım, yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım. Bakın altta belli zaten batacağımız yerler. Başına bir aldım, diğer yuvaya girdim. Başına bir aldım, diğer yuvaya girdim, aynı boyda. Katını aldım, düzeltmem gerekiyor. Başına bir aldım, aynı diğer yuvaya girdim. Başına bir aldım, yanındaki yuvaya başını bir aldım yanındaki yuvaya girdim ilmek aldım Ne atın. başına bir aldım hemen yanındaki yuvadan ilmek aldım başına bir aldım bakın ilmekler batacağımız yerler belli yanındakini de aldım başına bir aldım yanındakini de aldım başına bir alıp yanındakini aldım başına bir alıp yanındakini de aldım yani bütün diplerden ilmek aldık başına bir aldım yandakinden ilmek aldım şu şekildeyiz şu an şimdi bunu böyle lif fıstığı toplarız ya onun gibi toplayacağız şurayı ben bir kısaltayım da gözünüzü yormasın makasın nerede başlayış noktam Şimdi bakın hepsi tığımda. İpin ucunu alıyorum. Şuradaki ipimi önce bir tutuyorum elimle. İpin ucunu alıp hepsinin arasından geçirdim. Bütün ilmeklerin arasından geçirdim. Tuttuğum noktaya girdim. Buraya. katın aldım sanırım ben. Burada evet. Katını düzelteyim derken de tuttuğum noktayı kaçırdım arkadaşlar. Böyle de olur aslında. Hiç kendimizi kendinizi yormaya gerek yok. İçinden geçtik. İpin ucunu aldık. Biraz şu örümcekleri şöyle elimizle tutalım. Sıkı bir şekilde şöyle ortasından ipin ucunu aldık. Bakın burayı iyice sıkıladık. Bir iki adet de zincir çektim. Hepsini içinden geçirdik kapattık. Motifimizin yapımı bu şekilde. Bir adet zincir çekiyorum. Bir veya iki ipimi kesiyorum. Şu ipleri temizleyip ekleniş şekliyle dönelim. Yani topladığımız o ilmeklerin hepsini birden kapattık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu leylak markası bu da altın başak olduğu için Birazcık e, ip ton e, şey olarak kalın. altın başak bana göre Leyla göre daha kalın. Bakın. Bunun motifine göre biraz daha kalın düştü. Halbuki aynı sayılar. Şimdi aramızda 1, 2, 3, dört tane pimpirim yapmışım. Nasıl sabit? E, bana gelen model böyle değildi aslında arası ama ben böyle daha güzel ortaya çıktığını düşündüm. Modelin ipimi yazmayan tığ batısına sabitledim. 1 2 3 adet zincir başına bir aldım yandaki yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim 1 2 3 ve 4 zincir çektim ara noktadan girdim kapadım 1 2 3 zincir çektim yandaki tığ battıya girip sık iğne ile kapadım 1 2 3 zincir başına bir aldım yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim 4 adet zincir ara noktadan girip kapattım. 3 adet zincir çekiyorum. Yanındaki tığ battı da kapatıyorum. Bu şekilde aramı verdim ben. Kaç tane yapmıştık? 4 tane yapmışız. Şimdi ekleyeceğim. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Hemen yanındaki tığ battıya girdim yine. Önce 1 sonra iki sonra iki çektim bu sefer bir adet zincir çektim ve motifimi alıyorum motifimi şu uç noktadaki en uç noktadaki pimpirin içinden giriyorum bir adet zincirimi sabitliyorum tekrar bir adet zincir çekip Hatta iki çekelim buradaki araya girip kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum yanındaki tığ battı girip sık iğne ile kapatıyorum Şimdi şu ortanın motifine yapmamız için biraz geniş tutmamız gerekiyor arayı. Ne yapıyoruz onda? 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bu yandakine giriyorduk ya. Bunu atlayıp buna giriyorum hemen. Arada bir tığ battısı bırakacağım arkadaşlar. Bakın bir tığ battısı bırakıp buna gireceğim. Ortayı tutturmak için. Önce bir, sonra 2, sonra iki çıktım. 2 adet zincir çektim ve şöyle ortasından giriyorum ipin ucunu aldım sık iğne ile kapattım tekrar iki adet zincir çekip bakın bu yuvaya giriyorum bu araya kapatıyorum bunu yapmamdaki sebep ortaya bir tane atlamamdaki sebep tam denk gelmiyor arkadaşlar model şöyle büzüşük gibi oluyor o yüzden araya bir tane tığ batısı atladım şunun bakın Şurada bir boş tığ battı var. 3 adet zincir çekip yanındaki tığ battı da kapatıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp yanındakine giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki alıyorum. 1 adet zincir çekip şu uçtaki pimpireye batıyorum. 1 adet zincirimi tekrar 1 adet zincir çekip bu araya noktaya dönüyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir Yandaki tığ battı içerisine girip sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 adet zincir başına bir al yanındakine gir önce bir sonra iki sonra iki 4 adet zincir ara noktadan girdim ve kapattım 3 adet zincir Yandaki tığ battıya girip sık iğne ile kapattım 3 adet zincir başına bir al Yandaki tığ battıya girelim önce bir sonra iki sonra iki alalım 4 adet zincir ara noktadan girip kapatalım 3 adet zincir yandaki tığ battı da kapatalım yani vereceğimiz arayı verdikten sonra ayarladıktan sonra yine motifimizi ekliyoruz arkadaşlar işte bu şekilde inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir model olmuştur anlatımı modelimizin yapım aşaması bu şekildeydi Hepinize teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.